Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Koki maçı ile karşınızdayız. Bu maçta Ramazan Köylü ile Katsurga'nın karşılaşmasını izleyeceğiz. Ramazan Amerika olarak, Katsurga Operkomando West olarak yer alıyor. Şöyle yapalım hemen. Oyun sesini de ayarlayalım. Ve şu an canlı oynanıyor. Hemen yetişmek için ileri sardık. ESC'ye basınca duraklatıyor çünkü. Öyle ayarlamışlar. Evet. You got a rifle squad waiting for orders. Katsuruga direkt buraya gitmiş. Ramazan buraya gitmemiş. Buradan başlamak istemiş. İkinci şutun paneler basılıyor. Bir de Kobel Wagon var. İkisi de şu an bir bölge almış vaziyette. Evet, Katsuruga Ramazan'ı kendi cephesinden attı. Zaten bu onun benzini. Kendi benzini doğrultusunca ilerlemiş oldu. Biz burayı elemiş zaten. Bakalım nasıl olacak. Bir tane de box basıyor. Bakalım Ramazan TMM mi? Kaptan mı gidecek? Göreceğiz. Box da çıktı. Mayın mı geliyor? Tel geliyor. Vallahi şutun pioneerler şu an buraya çok rahat bir şekilde gelebilirler. Bakalım Ramazan bunu kovalamaya devam edecek mi yoksa Katsuruga buradan dolandırıp kaçıracak. Oo, ikisinin de başı belada. Biri gitti şutun paylarını arkadaşlar. Böyle bir şey pek görmemiştim açıkçası. Diğerini kaçırabildi. Şu an Ramazan'a gereken şey sağlık. Kaçtı.
Ramazan bu arada Tactical Sport Company'ye gitmiş değerli arkadaşlar. Bu silah zaten 3 puan biriktiğinde direkt otomatik olarak açılıyor. Yani sizin gidip de şu geliştirmeyi yapmanıza gerek kalmıyor. Ama bazuk almak istiyorsanız ya da barbermek istiyorsanız mecbur açacaksınız. Çünkü bunlar farklı silahlar gördüğünüz üzere. Ramazan şurayı kestiği takdirde buradaki tüm kırmızı olan kaçırgaya ait olan bölgelerin hiçbirine kaynak kendisine gitmeyecek. Bunlar cut-off dediğimiz bölge kesimleri. Çok kıymetliler. Yani gidip buraya da alabilirdi. Buraya alır, buraya alır falan derken. Ama direkt buraya alarak, en azından ötürleyerek buradaki kaynakların gidişini ani bir şekilde ertelemiş, durdurmuş oluyor. Bence güzel bir şey. ...482 puan var ikisinde de. Ramazan'ın daha çok bölge alması lazım. Artık buna sıkmalı. O bir şey değiştirmeyecek. Şuraya da bir tane tank tuzağı geldi. Kişiye daha silah verebilirdi. Ama bir bomba atıp rakibini denemek istedi anlaşılan. Hemen buraya gitmesi lazım. Bakalım şunu getirecek mi Ramazan? M5 half track getirip 90 mühimmat falan harcayıp uçak savara çevirip kullanacak mı? Şu an anti tankı da yok Katsuruga'nın. Gayet eskili olur. Bizimleri yere yatırır ve bunlar da rahat bir şekilde düşmanları vurur, cepheden atarlar. Bunları unuttu sanırım. El bombası atacağını düşünüyorum. Şu payına şuralarda olsaydı işler çok farklı olabilirdi. Uçak savar gelmiş vaziyette fakat mühimmatı olmadığından ötürü geliştirmesi olan anti-air package'ı yapamayacak. Kaptan gitmiş. Ha, kubbelerini öldürmesi de güzel. Mühimmatı hala almıyor Ramazan. Biraz daha atması lazım. En azından bir birliği şuraya yollaması lazım. Şuradaki çatışma gerçekleştiği esnada bu arkadaş pek fazla etkide bulunamayacağı için buralarda da bölge alması daha mantıklı olur. Bir bomba. Motor bozmaya geliyor. We lost an infantry
Archer unit. They got wiped out. Ramazan rifle'ını kaybetmiş bir tane. Sis atıyor bunu korumak için. Şimdi durumlar bir nebze eşitlenmiş oldu arkadaşlar. Şuradaki tane tank tuzağı atıp kenarları da çekebilir mesela. Kaptana gidip buraları alabilir. Yani izlediğimiz için bize kolay geliyor söylemesi tabi de. Yine de olması gerekeni söyleyeceğiz. Ben de oynarken mesela bazen bazı şeyleri unutuyorum. Şu an bölgede durmaması lazım. Yeşil siper olması lazım. Kaybeder. We lost an infantry unit. They got wiped out. The capture point is being overrun. Power! Getting hit. Rafinmen'i tazelemesi güzel. Bazı arkadaşlar birlik kaybettikleri zaman yenilerini basmıyorlar. Şu an riskli hareket yapıyor. Ramazan'dan dalavere taktikleri geliyor herhalde. Anlamış diyelim. Rifle squad ready for action. Evet, kasırgadan başarılı hareket. Uçak savarını kaybetmeyip Ramazan'ın uçak savarını, yani uçak savar olmaya çalışan uçak savarını almış oldu. Ramazan'ın en büyük hatası şu bölgeleri hala almıyor olması. Geliyor. Ve MG'ye döndürebilecek, sis atabilecek tek bir unsur var. Ve Retro sis atabilir. Mortar yok Ramazan'ın. İkinci antitanka geliyor. Eğer Katsurga MG'de Ramazan'ı bastırıp, baskılayıp yeri yatırır, bunları da efektif kullanırsa cepheye daha çok hakim olabilecek. Haritayı yeni ele geçiren Ramazan, bu durumda yere yatıp geri çekilirse sık sık bölgeleri tekrar kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabilir. Kubel Wagon'dan ikisi de yaşıyor. Ve aynı zamanda görüş de alabiliyorlar. Yani görüşten kastım. Buna bastığınız zaman da şu minarete var ya solda, orada nokta nokta gözüküyor. Yani bu şekilde gözüküyor sadece. Muhtemelen şuraya çarpabilir antitankın merhemesi gidecek olursa. Yani bir kayıp oldu, kayıp mı oldu? Ya bunu çalar, ya da direkt eritir. Sure.
burning one of our capture points. Our supply line is cut. Germans are making a push. Welcome to the death factory, boys. Stick with me and you might just make it. Tank support is here. Sherman ready. Kasırga bunun iki dakika sonra tank getirebilecek duruma hemen hemen sahip olur arkadaşlar. Şiveleri kurduktan sonra 2 dakika daha beklerse benzini zaten var. Bir P4 basar. Hadi yok. Rifleman'in burada olması güzel, bunu tespit etti. Öldürmeler bakalım arkadaşlar. Öldürmeler de bu şekilde. Aralarında 6 fark var. Kasırga'dan küçük dala göre taktikleri. Bakalım Ramazan bunu fark edebilecek mi? Gayet riskli yerlere konuşlandırabilir. Goliath. Ulan ya. Patlatsa herhalde bir kişi falan sağ kalır diye mi düşündü? O yüzden mi patlatamadı anlayabilmiş değilim. Puan konusunda aralarında devasa bir fark yok. 380-414. Fakat Katsuruga bölgeleri daha çok hakim oldu kanımcı. Teyit edelim arkadaşlar. Evet, Katsuruga bölgeleri daha çok hakim olmuş gördüğünüz üzere. Özellikle şu kısımlarda bakın. Ramazan yavaş yavaş. Bir dakika. Şurada toparlamış, sonra yine tersine dönmüş. Boşa gitti. Muhtemelen şeyden patlattı. Bu burada ya. Zaten Ramazan abi beni gördü, patlatacak diyerekten. İnflak ettireyim bari dedi.
Panzer 4'ü durdurabilecek Ramazan'da ne var? Hiçbir şey yok. Kaynaklar. Kaçması lazım. Direkt AT'ye basmalı. Evet, kasırganın durumu oldukça iyi arkadaşlar. Bir tane de piyade bassa diyecektik. Zaten piyadesi de geldi. İki ATS'i de var. İki mayın atmış kasırga. Gayet iyi. Ramazan'ın mayını tarayacak bir ünitesi şu anda yok. Rear uçunun basması lazım fakat aşırı kaynak sorunuyla yüzleştiğinden ötürü bakalım nasıl olacak. Ama Ramazan yılmaz. Her türlü devam eder. Zaten biliyorsunuz. Çok şey kaybetmiş de olsa devam eder genellikle. Task complete. Ready for orders. Yani bazukalı asker de olabilirdi. Çok bomba atmak yerine keşke askerlerine silah verseydi. Yani inanın farkı görürdük az çok. Bir piyade daha geliyor kasırga. İki bir tank daha. Panzer 4 daha basabilir. Bomba atabilir mi? Tam kaynağı da var. Bakalım ne olacak? Vallahi Ramazan işi zor. Şu tuka getirebilir bu getirdiği yarı paletli sayesinde kurucu şu tuka çağırabilir. Lux, Puma çağırabilir. Ama ya şu tuka geçecektir ya da tüm binaları kurduğu dolayısıyla King Tiger çağırabilme hakkına sahip olacaktır. İkisinden biri diyorum. Return fire! Return fire! Return fire! Return fire!
Söyle bak sen ya. Yine getirdi getireceğini. Vay yavrum vay, RNG'ye bak nasıl sektiriyor. Ramazan patlayıcı mermi koymuş şu an. Bakalım ne yapacak, piyadeye çatır çutur vuracak mı? RNG'si yaver giderse hele. Şimdi Kasturga'nın mayınları olmaz mı? Var. Bir orada tespit edebilir. Neyi aldı tam göremedim daha. Neyse, videoyu izleyince tekrardan görürüm. Anti-tank kalmıştır. İki yıldızlıydı ya. Evet evet, tank tank. Ekran büyük olunca... Kansurga o piyadeyi öldürebilirdi. Doğru gitmeye başladım. Do as commanded. Organize. Sürüp edilerse şeyle kurabilirdi, lefaş kurabilirdi mesela. Evet, 30. dakikaya geldik. Uçak normalde atamaz ama şunun sayesinde döndürebiliyor arkadaşlar. Şunu kaç var diye. Down only to 50 points.
tamir yaptı. Bir tane daha versiyon yatmıştır. Kasırga. Ramazan'ın 30 puanı kaldı. Tankları üstüne götürüp bir sağlık kaldırtabilirdik Asturuk'a. Bir tane daha Goliath geldi. Rifleman'ın pek bir şansı yok. Bölgeyi alamayacak.
bounce'dan kesin ölür ya. Bir şey bir kurtarması lazım. Burada bitmiş arkadaşlar. Evet, ikisinin de ellerine kollarına sağlık. Hasarlar, öldürmeler bu şekilde. Katsurugu haritayı çok iyi kontrol etti. Çok güzel kaynaklara sahiplik etti. Point Health gördüğünüz gibi Ramazan bir tek şuralarda geçebilmiş. Kaynak akışı da bu şekilde. Ordu gücü de. Ya bence biraz daha açıktı da oyun çok yakınmış gibi gösteriyor, onu anlayamadım. Evet. Ramazan buralara giderken şurayı falan umursamadan biraz ileri gitmiş oldu. Keşke şuraları alsaydı, kaynakları elinde bulundursaydı. Ki zaten almayıp kırmızıya, yani Katsurga'ya bıraktığı takdirde Katsurga tekrar buraya gelmek durumunda kalmıyor. Direkt buraya gelip savaşmak ona yetiyor çünkü buraya birimlerin dağıtmasına, almaları için yollamalarına lüzum kalmıyor. Evet, kıymetli vaktinizi ayırıp izlediğiniz değerli arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yeni Quake 2 maçlarına görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.